Arkadaşlar herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sizin de başlıktan anladığınız üzere ben bu aralar biraz sıcaklardan fazlaca delirip makası kaptım gibi banyoya girdim ve kendi saçımı kendim kestim. Bence gayet de güzel oldu. Şu an birazcık kabardı tabii ki de havadaki nemden ama güzel bir şekilde fönlendiğinde, işte düzleştirildiğinde falan oldukça güzel duruyor. Kuaförden çıkmış gibi duruyor. Eğer siz de kendi saçınızı kendi evinizin rahatlığında kesmek istiyorsanız veya oha bu deli kız kendi saçını nasıl kesmiş diyorsanız videoyu lütfen izlemeye devam edin. Gerekli olan malzemeler: bir makas, ucu eğri olmayan bir manikür makası, 2 adet elastik toka, bir jilet. İşimiz çok kısa sürmeyeceği için son olarak da telefonunuz ve sevdiğiniz parçalardan oluşan bir şarkı listesi. Başlamadan önce küçük bir dipnot. Ben kuaför değilim veya herhangi bir saç kesim eğitimim yok. Sadece kendi saçımı nasıl kestiğimi size göstermek istedim. Kendinizden emin olmadığınız takdirde bu videoda izlediklerinizi uygulamanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Nasıl? İlk olarak saçımı tarıyorum ve ortadan ikiye ayırıyorum. Kafamın arka kısmındaki saçlarımı el yordamıyla olabildiğince ortadan olacak şekilde ayırıyorum. Sağ ve solda birer tutam şeklinde ayırdığım saçlarımı elastik toka yardımıyla sıkıca sabitliyorum. Bu, saçlarımın hepsinin bir arada durmasını sağlayacak. İki tutama ayırdığım saçlarımı sırayla kesmeye başlıyorum. Uç kısımlardan 4 parmak kadar kesmek istediğim için ölçümü alıp sıkıca tutuyorum ve kesiyorum. Eğer elinizle ölçü alıp kesmek size zor gelirse, önceki lastik tokanın aşağısına denk gelecek şekilde birer tane daha lastik toka takıp istediğiniz ölçüye kadar bu tokaları çekebilir ve öylece kesebilirsiniz. Burada tek dikkat etmeniz gereken nokta o lastikleri sıkıca bağlamış olmanız. Kesim işlemi bittiğine göre lastikleri çıkarıyorum. Tutamları dağıtmadan bu şekilde tutuyorum ve minik manikür makasıyla bu şekilde minik hareketlerle kesiyorum. Bu yaptığım hareketle manikür makasımı bir ara makas gibi kullanıyorum. Bu da saçlarımın uçlarını çok küt ve kabarık olmaktan kurtaracak. Yine sağ ve sol tutamları karıştırmadan, kendi içinde minik tutamları ayırarak ara makas işlemine devam ediyorum. Saçlarımın hiçbir kısmını atlamadan bu işlemi her iki tarafa da uyguluyorum. Uçlardaki yoğunluğu iyice azaltmak için tutam tutam aldığım saçlarımın iç kısımlarında bir jilet kullanarak yukarıdan aşağıya doğru hareketlerle azaltma işlemine devam ediyorum. Bu işlemi saçlarınızın dışında kalan kısımlarına yapmanız durumunda inceltilen uçlar dışarı doğru kıvrılabilir. Ben dışa doğru kıvrılmalarını istemediğim için saçımın iç kısmını uyguluyorum. Burada dikkat etmeniz gereken çok çok önemli bir nokta var. Bu işlemi sadece saçlarınızın uç kısımlarına uygulamanız gerekiyor. Daha yukarılara çıkarsanız saçınızı yarısından veya daha da fazla kesmiş olursunuz. Tutam tutam jiletle incelttikten sonra bu şekilde kendi duruş yönlerinde de omuzum ve göğsümden destek alarak inceltmeye devam ediyorum. Ve saçlarımın tüm bölgelerine bu işlemi uyguladığımdan emin oluyorum. Son olarak iki tutamın da eşit kalınlıkta olup olmadığını kontrol ediyorum. Eğer bir tutam diğerinden daha kalınsa o tutama bir kez daha jilet adımını uyguluyorum.
Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım size faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basmayı ve yeni çekeceğim videoları kaçırmamak için kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Nasıl bulduğunuza dair aşağıya yorumda bırakırsanız çok çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek sizi kocaman öpüyorum. Bye bye.